Sayın İl Başkanım, değerli ilçe başkanım, belediye başkanım, Alevi Bektaşi derneklerinin, kurumlarının, vakıflarının çok değerli başkanları, yöneticileri ve Türkiye'nin en misafirperver ilçesinin, en gönlü açık, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevdası olan güzel insanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben buraya genel başkan yardımcılarımla geldim, milletvekillerimle geldim, parti meclis üyelerimle geldim ve biraz önce size hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla geldim. Ayrıca hem bütün belediye başkanlarımızla birlikte ama buraya olan özel ilgisiyle, çok sayıda hizmetiyle, bugün buraya davetli olan ama başka bir programı olduğu için bize eşlik edemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selamlarıyla geldim. Tabii birçok kimliğimiz var. Ben bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ya da arkadaşlarımız milletvekili kimlikleriyle değil, bu güzel davete icabet etmiş mihmanlar olarak aranızdayız. Burası Türkiye'nin, Anadolu'nun en önemli yerleşim birimlerinden bir tanesi. Burada açık gönüller var, açık eller var, açık kucak, açık yürekler var. Burada geleni geri çevirmek yok. Burada gelene ev sahipliği etmek var. 3 güne kadar makam mevki ayırmadan misafir etmek var. 3 günden sonra hizmet etmek isteyene de yer açmak, gönüllerde yer açmak ve bundan sonraki, oradan sonraki süreçte hep birlikte olmak var. Bugün çok tarihi bir gün. 104. yılındayız. Partimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bektaş'ı ziyaretinin. O 19 Mayıs 1919'da artık İstanbul'da yapacak bir şey kalmadığı için ve işgal altındaki bu toprakları kurtarmak için tek çarenin Anadolu'ya çıkmak olduğunu bildiği için Samsun'a çıktı. Ardından kongreleri gerçekleştirdi. Yeniden Sivas'a gitti ve Ankara'ya giderken aklına 2 şey geldi. Bir tanesi, Selanik'teyken bir Bektaşi babasının kendisine söylediği şu sözler. Bir gün Anadolu'da bir mücadeleye girersen, arkanda samimi bir güç ararsan, uzun yıllardır o topraklarda acı çekmiş, bedel ödemiş Alevilerin yardımını almak için Hacı Bektaş'a gitmelisin. Hacı Bektaş'ın başında bir dua okumalısın. Aradığın desteği, muhtaç olduğun kudreti, postun başını bulduğunda, ona sorduğunda arkanda bulacaksın demiş. Gelir, duasını yapar, postun başını bulur ve Çelebi Cemalettin Efendi ile birlikte uzun, faydalı bir sohbete tutuşur. O sohbetin bir yerinde, eğer muvaffak olursan ki olacağına inancım tamdır, bu topraklara cumhuriyeti getirecek misin, eşitliği getirecek misin sorusuyla muhatap olur. Birazcık sessizce gözünün içine bakar ve der ki, eğer aramızda kalırsa, eğer aramızda kalacaksa, evet, günü geldiğinde cumhuriyeti ilan edeceğim. O konuşmadan neredeyse 4 yıl sonra bir gece çocuk, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz deyince yaverinin, sonra arkadaşlarının duyduğu heyecan aslında 4 yıl önceki bir ortak taşınan sırrın aleniyet kazanmasıdır. Cumhuriyetin kurulacağı, yani memlekete demokrasinin geleceği, eşitliğin geleceği, kadın erkek eşitliğinin geleceği, kadınların seçme ve seçilme hakkının olacağı,
Bu topraklarda çağdaş bir ülkenin kurulacağının ilk kararının verildiği, ilk sohbetinin yapıldığı ve o sırrın 4 yıl boyunca tutulduğu bu topraklarda bulunmak hepimiz için büyük bir onur, büyük bir gurur. Hepinize kutlu olsun. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün buradan sadece bir manevi destek almadığını da biliyoruz. Kendisinin de hiç beklemediği önemli bir maddi desteği aldığını, ayrıca Anadolu'nun neresine giderse gitsin Horasan erenlerinin koşup kendisiyle beraber bu memleket için ölmeye hazır olduklarını ve onlara buradan verilen o emaneti hep birlikte biliyoruz, sayıyoruz ve Anadolu'nun neresine gidersek gidelim bu toprakların kuruluşunda, buranın hepimize yeniden yurt oluşunda, üzerinde egemenliğin simgesi bayrağın dalgalanışında Anadolu'nun neresine giderseniz gidin Horasan erenlerinin türbesinin tepesinde dalgalanan Türk bayrağını görürsünüz. O bayrak Hacı Bektaş Veli sayesinde dalgalanıyor. O bayrak Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde dalgalanıyor. O günlerde kurulan cumhuriyet eşitlik ilkesine dayanıyordu. Anayasamıza, toplum sözleşmemize göre misaki milli sınırları içinde yaşayan herkes eşit. Ama 100. yılını kutladığımız cumhuriyeti şimdi yönetenler bu topraklardaki anayasamızda teminat altında olan eşitliği uygulamıyorlar. Maalesef bugün Türkiye'de Alevilik inancı, Alevilerin inançları eşit yurttaşlık temelinde karşılık bulmuyor. Bu ülkede bir dine mensup olanların, bir mezhebe mensup olanların bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken bir başka mezhebe kendini bağlı görenlerin, hissedenlerin, o inancı yüreğinde taşıyanların ibadethaneleri devlet katında ibadethane kabul edilmiyor. O ibadethanelerin masrafları, giderleri başka ibadethaneler gibi. Ben bir Sünni vatandaşınızım. Benim gittiğim caminin imamının, müezzininin maaşı devlet tarafından ödeniyor. Elektriği, suyu, her türlü gideri devlet tarafından gideriliyor. Ama Alevi yurttaşlara gelince cemevleri ibadethane sayılmıyor. Bu eşitsizliğe itiraz ediyoruz. Bu eşitsizliği ortadan kaldıracağız. Ayrıca burası bir cumhuriyet. Burası bir devlet. Devleti devlet yapan anayasası, anayasa gereği topladığı vergiler. Devlet sağ eliyle vergi topluyor, sol eliyle hizmet yapıyor. Vergiyi toplarken Müslümandan, Hristiyandan, Alevi'den, Sünni'den vergiyi aynı şekilde toplayıp hizmet yaparken bazılarına hizmet yapmak, bazılarına hizmet yapmamak. Bazılarının ihtiyaçlarını karşılamak, bazılarına ihtiyaçlarını karşılamamak eşitlik ilkesine aykırıdır. Ayrıca herkesin istediği gibi inanma, istediği gibi ibadet etme, istediği gibi din eğitimi alma hakkı vardır. Ancak zorunlu din eğitimi altında Alevi yurttaşların kendi inançlarıyla ilgili çocuklarının almalarını istedikleri eğitime devletin eşitlikçi yaklaşmaması, dayatmacı ve tekçi yaklaşmasını da kabul etmiyoruz, buna itiraz ediyoruz. ÇEDES programı adı altında laik eğitimin örselendiği, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adı altında Aleviler tarafından kabul görmeyen bir oluşumla inancın sanki bir kültür sanat faaliyetiymiş gibisine nitelendirildiği bir sürecin içindeyiz. Bir bakanın ağzından, meclis kürsüsünden tarikatları STK kabul edip cemaatlerle protokol yapıldığını, bundan sonra da yapılacağının söylenmesi ve bu gerici anlayışla bu topraklarda yaşayan çocuklarımızın
yurt ihtiyaçlarının, barınma ihtiyaçlarının aman tarikatlara, bize yakın cemaatlere gitsinler. Orada bize uygun nesiller olarak yetiştirilsinler anlayışını son derece tehlikeli buluyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Bununla mücadele edeceğiz. Ayrıca her sene Sivas'ın Madımak'ın yıl dönümünde bir engelim yoksa orada oldum. Bu sene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Madımak'ta olacağım. Madımak'ın bir utanç müzesi haline. Madımak'ın bir utanç müzesi haline getirilmesine kadar oradaki o katliamın, Türkiye Cumhuriyeti'nin utancının simgelendiği ve orada ölen canlardan ve Alevilerden devletin özür dileyeceği güne kadar Madımak'ta mücadele etmeye, yüreğimizdeki yanan ateşi söndürmemeye söz veriyorum. Bir yandan da bulunduğumuz topraklar barışın toprakları. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin bir kucağında aslanı, bir kucağında ceylanı tuttuğu ve bu öğretiyle Anadolu'ya barışı yaydığı. İşte ondan 600 yıl sonra buralara gelmiş birisinin de dünya kadar kan akıtılarak, dünya kadar şehit verilerek, toprakların her santimetresi şehit kanıyla sulanarak verilen bir mücadeleden sonra yurtta barış, dünyada barış demesi, o felsefenin Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının iliklerine kadar, damarlarına kadar hissettikleri bir felsefe olduğunu, bu toprakların gerçekliğinin savaş değil, barış olduğunu hep birlikte hatırlamalıyız. Bugün Filistin'de, Gazze'de İsrail devleti kendisine karşı yapılan bir terörist saldırıyı bir başlangıç kabul ederek, onu araçsallaştırarak, kendi kaybettiği sivil kayıplara hepimiz ağlarken bu sefer dönüp Filistin'de 20 bine yakın insanı, 10 bine yakın bebeği, çocuğu katletmiştir, katletmeye devam etmektedir. Bugün 18 bin tane civciv ölse dünyanın herhangi bir ülkesinde bu bütün dünyada birinci haberdir. 18 bin civciv niye öldü? Ne oluyor orada dönüp diye bakılır. Ama günün birinde Bosna Hersek'teki mezalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca Filistin'deki katliama susmaktadırlar. Arafat'tan kurduğu ilişkiyle, Filistin devletiyle kurduğu ilişkiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, partimizin 3. genel başkanı kara olan Bülent Ecevit'in yaklaştığı gibi, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaklaştığı gibi Filistin davası bizim davamızdır. Bugün sözle Filistin'e destek olunmaz. Filistin'e destek olmak sadece söz söyleyerek, kınayarak olunmaz. Eylemle olur. Bunun için eğer yapacaksanız İsrail'e ambargo uygulayacaksınız. Bir yandan çıkıp Filistin için güzel sözler söylemek, timsak gözyaşları dökmek, sonra Filistin'e size yakın, çevrenize yakın, ailenize yakın kişilerin gemileriyle halen daha ticaret yapmak samimiyet değildir. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Samimiysen, ben önümüzdeki günlerde Filistin'e gidiyorum. Filistin meselesine destek olmak için, Filistin devletiyle dayanışmak için, dünyanın dikkatini buraya çekmek için gidiyorum. Cesaretin varsa bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte, bizimle birlikte Filistin'de olursun. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunmaya, Filistin'in yanında durmaya, buna saygı gösterirse İsrail devletiyle de en iyi ilişkileri kurmaya
Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi şahitlik etmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ancak bir yanda bu kadar büyük bir zulüm varken, bir yanda mazlumlar varken, bir yanda mağdurlar varken, güçlünün yanında olmak, güçlüye ses çıkarmak doğru değildir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, gücünü göstereceksen mağdura, mazluma değil, zalime göstereceksin. Son olarak buradan Türkiye'nin kutuplaşmış iklimine, mahallelere ayrılmaya çalışan ve birbirine düşmanlaştırılmaya çalışan 81 vilayette yaşayan, inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına sesleniyoruz. Barışın başkentinden sesleniyoruz. Sevginin, hoşgörünün başkentinden sesleniyoruz. Hacı Bektaş'tan sesleniyoruz. Bu ülkenin kırgınlıkları, kavgaları, tartışmaları, gözyaşlarını bir kenara bırakması, kucaklaşması, kutuplaştırmaya çalışanlara inat kucaklaşması, kardeşleri birbirine kırdırmaya çalışanlara inat kardeşleşmesi, bundan sonraki süreçte bir ve beraber olması, bundan sonra Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye hayaliyle ve onun kurduğu cumhuriyete hep birlikte sahip çıkması gerekmektedir. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm siyasi görüşlere, tüm etnik kökenlere, tüm mezheplere, tüm inançlara sesleniyoruz. Diyoruz ki gelin canlar bir olalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz.